Günaydın, çok hızlı bir sabah oluyor ve kendimi bugün Saint-Pierre Kilisesi'nde buldum. Saint-Pierre Kilisesi çok önemli bir kilise. Dünyanın ilk kilisesi ve aynı zamanda dünyanın ilk mağara kilisesi. Hikayesi de şöyle. Hazreti İsa'nın getirdiği hak dine sadece 12 kişi inanmıştı. Ve bu 12 kişi belirli yerlerde, dünyanın belirli yerlerinde Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Saint-Pierre de Antakya'ya gönderiliyor Hristiyanlığı yayması için. Ve Antakya o zamanlar çok önemli bir ticaret merkezi olduğu için buradan daha yayılabileceğini düşünüyorlar. Roma döneminde Antakya en büyük şehirlerden bir tanesi. O yüzden Antakya'da Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor. Ve ayrıca da Hristiyanların Hristiyan olarak anıldığı ilk yerde burası oluyor. O zamanlar tabi gizli ibadet ettikleri için burası bir mağara aslında ve mağaranın içinde bir kilise yapıyorlar. Mağarayı ibadethane olarak hem de dini yayma merkezi olarak kullanıyorlar. O yüzden burası ilk kilise diyebiliriz. İçeride sürekli bir kuş sesi var. Kuşlar buradaki boşluklardan şuralara uçuyorlar. Çok tatlılar. Aynı zamanda 29 Haziran'da Hristiyanlar burada hacılarını yapıyorlar. Eğer ki o tarihte gelirseniz ücretsiz girebilirsiniz. Fakat onun dışında girişler 40 TL. Saint-Pierre Kilisesi'nden 700 metre dere tepe boyu giderseniz cehennem kayıkçısına ulaşabilirsiniz. Biraz fazla dik ve yolu olmayan bir yol. Cehennem kayıkçısının olduğu yere çıktık. Şimdi buranın şöyle bir hikayesi var. Zamanında Roma döneminde zaten Hatay'ın en büyük şehirlerden biri olduğunu aşağıda söylemiştim. En büyük şehirlerden biri fakat veba salgını oluyor burada. Burada veba salgını olunca kâhinler diyor ki eğer ki Karun'un büstünü kenti gören bir yere yaparsanız bu salgın gider diyorlar. Ve bu yüzden de Karun'un bu büstünü kenti gören bir yere yapıyorlar. Ve bunu yaparken salgın bitiyor. Bu yüzden yarım kalıyor bu. Karun'un da şöyle bir hikayesi varmış. Şimdi cennete gidenleri cennete, cehenneme gidenleri de cehenneme götüren bir kayığı var. Burada Araf'ta kalanlar da var. Bu Araf'ta kalanlar bu Karun'a rüşvet veriyorlar ve rüşvetle cehenneme gidiyorlar. Çünkü Araf'ta kalmaktansa cehennemi tercih ediyorlar. Zamanında altınlarıyla, kendi neyleriyle denir, paralarıyla gömülen insanlar da bu yüzden aslında kendi altınlarıyla, paralarıyla gömülüyorlarmış. Karun'a rüşvet versinler ve cehenneme gitsinler diye. Hristiyanlıktaki kendi paralarıyla, eşyalarıyla gömülme geleneği de buradan geliyormuş. Dur. Mikrofonun rüzgarla koptuğu için avucum içinde tutmam gerekiyor. Daha başıma neler gelecek acaba? Şimdi yapılmış ilk kiliseye gitmiştik. Şimdi yapılmış ilk camiye geldik. Burası Habibi Neccar Camii. Habibi Neccar'ın şöyle bir özelliği var. Saint-Pierre'in getirdiği hak dine inanan ilk kişi Habibi Neccar. Fakat tek tanrı dine inandığı için şehit ediliyor. Ondan sonra Hazreti Ömer döneminde burası fethedildikten sonra onun anısına bu cami yapılıyor. Ve adına da Habibi Neccar Camii deniyor. Yani burası Anadolu'da yapılmış ilk cami. Hazreti İsa daha önce Antakya'ya hak dini anlatsın diye 3 tane elçi göndermiş. 2 tane elçi göndermişti. Bunlardan biri de Saint-Pierre'di. Bunlardan üçüncüsü de Şemun Safa. Onun da kabri burada. Hemen Habibi Neccar'ın yanında yatıyor. Bakın neyi çözdüm. Hatay'da sabahtan beri çarşıda dolaşıyoruz. Bulunamayanların bulunduğu yer. Musullu. Meseleyi çözdü ve bana çok güzel bir yakın mikrofonu süngeri ayarladılar. Teşekkür ederim. Şimdi Hatay gelip de künefe yemeden olmaz. Biz de Hatay künefeye geldik ve şimdi ustamız bize künefe yapacağız. Sonra da onu yiyeceğiz.
Eline sağlık ustam. Çok güzel gözüküyor. Yani bu kadar hazırladık yani. Böyle günün anlam ve önemine özgü bir konuşma yapıp kesmelisin bence. Evet. Şimdi burada tabii keserken de bunun bir ustalık gerekir. Siz isterseniz. Ha? Yani bir dakika. Evet. Böyle. Bak mesela ben. Oo. Çarşıda gezerken tarihi bir bina gördük, çok hoşumuza gitti, ona bakıyorduk. Sağ olsun işletmecisi de bizi içeri davet etti ve terasımız çok güzel dedi. Gerçekten dediği kadar varmış, şu terasa bakar mısınız? Bugün çok yorulduk. O yüzden bugünü burada bitiriyorum. Otele geçeceğiz. Bu manzarayla videoya ve güne veda ediyorum. Yarın daha güzel yerlerde görüşmek üzere. Aşağı doğru. Bu kadar kötü. Bu kadar kötü yapabiliyorum. Yeni bir günden hepinize merhaba. Çok güzel bir yere geldik. Burası Roma döneminde yapılıyor. Yapılması yaklaşık 12 yıl sürüyor. Ve 1000 tane esir burayı yapıyor. Burasının yapılmasının sebebi ise denize, buradan dağlardan denize çakıl, kum, taş birikiyor ve gemilerin yanaşmasını engelliyor. Bu yüzden de oraya böyle bir şey yapıyorlar. Buradan böyle bütün şehri dolaşıyor burası. Böylelikle denizin tıkanmasını engelliyor. Hiçliğe giden yol gibi, fazla karanlık değil mi? Arkası aydınlık. Ama şimdi karanlığa giriyoruz. Kimse var mı? Buradan da su akıyor ama bu su içilemiyor maalesef. Çünkü tam doğal kaynak yerine insanlar ayağını ellerini soktuğu için aslında çok temiz ve çok soğuk bir su. Çok güzel yani ama maalesef yeni yerler göreceğiz diye halimize bak ya. Allah için yani neler yapıyoruz. Ben düşsem büyük ihtimalle bir şey olur çünkü benim boyum 1.50. 1.50'lere tavsiye edilmez. Evet, bu zorlu parkur buraya çıkması beni sevindirdi. Böyle zifiri karanlıktan geldik ya. Şu hale bakın. Arkadaşlar bir yola girerken unutmayın ki mutlaka geri dönüşü de vardır. Ne vardır? Geri dönüşü. Hadi ya. Evet, nasıl döneceğiz? Burası biraz kayıyor, dikkat et anne. Islağa basıyorsun. Şimdi Titus mağarasından çıktık. Beşikli mağarasına gidiyoruz. Yalnız yürüme mesafesi çok fazla. Titus yaklaşık bir 150 metre falan sonra başlıyor. Beşikli de ondan sonra 50 metre falan, yani bir 200-250 metre yürüyorsunuz. Çünkü içerisinde de yürüyorsunuz. Evet, şimdi Beşikli mağarasına geldik. Burası mağara deniyor. İnsanlar burayı doğal bir oluşum sanıyor ama aslında doğal bir oluşum değil. Roma zamanında nekropol olarak yapılmış burası. Yani ölüleri buraya gömüyorlarmış. Beşikli mağarası demelerinin sebebi de içerideki mezarların beşik şeklinde olması. Aynı zamanda burada böyle odacıklar bulunuyor. Ahiret inancı olduğunu gösteriyor. Yani öbür dünyaya inanıyorlar. Buraya eşyalarıyla gömülüyorlar ve ev şeklinde. Ev şeklinde olmasının sebebi ise öbür tarafta buna da ihtiyaç duyacakları düşüncesi. Gözlerinde madeni paralar gibi galiba altınlar varmış. Çünkü daha önceden bahsettiğim cehennem kayıkçısında olur da Araf'ta kalırlarsa onları cehenneme götürsün diye rüşvet olarak veriyorlarmış. Burası saray halkı için yapılmış. Yani soyluların olduğu bir mezar. Titus Tüneli ve Beşikli Mağarası Hatay'a gelirseniz mutlaka gitmeniz gereken yerlerden bir tanesi. İkisi de zaten yan yana aynı yerde bulunuyor. Onların dışında yürürkenki yollar da çok güzel. Böyle gezerek gidebileceğiniz yollar var. Buraya giriş ücreti 15 TL. Müze kartınız varsa ücretsiz girebiliyorsunuz. Kesinlikle gelin. Şimdi buradan Musa ağacının olduğu yere gideceğiz. Bakalım orada neler var. Şimdi Musa ağacının olduğu yere geldik. Bu ağacın hikayesi şöyle. Rivayete göre Hazreti Musa ve Hazreti Hızır Samandağ sahilinde buluşuyorlar ve dağa çıkıyorlar. Yani buraya geliyorlar. Sonra Hazreti Musa su içmek için asasını toprağa saplıyor ve asasını toprağa sapladıktan sonra Ab-ı Hayat denilen bu su çıkıyor.
Sonra bu suyu içmek için eğiliyor ve arkasını döndüğünde kendi asası bir ağaca dönüşmüş oluyor, yeşermiş oluyor. Bu ağaç yaklaşık 3000 yıllık. Bunun hikayesi de böyle. Buna da Musa ağacı deniyor. Musa ağacına giderken Vakıflı köyünden geçiyorsunuz. Burası bir Ermeni köyü. Bizim çok hoşumuza gitti. O yüzden biraz durmak istedik. Bir tane kilise vardı. Meryem Ana Kilisesi'ymiş. Üzerinde öyle yazıyormuş. Tabii biz okuyamadık. Ama gerçekten mimarisiyle çok güzel bir köy. Başka yerlerden de buraya böyle nişanı olan, evlenen insanlar fotoğraf çekinmeye geliyor. Çünkü çok güzel evleri var. Ya eğer Musa ağacına gelirseniz bu Vakıflı köyünü de mutlaka ziyaret edin. Şu eve bir bakar mısınız? Resmen hayalimdeki ev ya. Hele şu yollar falan, her yer yeşillik. Yani buraya gelirseniz mutlaka, eğer Musa ağacına gidiyorsanız buraya mutlaka uğrayın. Zaten birbirine çok yakın. Hatay vlogunu bu güzel Ermeni köyünden bitirmek istiyorum. Bundan sonra bayağı bir şehir gezeceğim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.